Arada sevgili İsmail Bey'e de yani şarkıları izlerim. Evet. Ses İsmail'cim tabii eskiler müzik öğrencimdi, evet. Yani müzik çalışmaları yaptık. Sonra koromda koristi, sonra solonda solist ve böyle müzik dayanışmamız ve birlikteliğimiz sürdü gitti. Çok eski yıllardan beri birlikte çalışıyoruz, müzik yapıyoruz. Evet. Çok başarılı, yetenekli. Teşekkürler. O da ut çalıyor, şarkı söylüyor, bendir çalıyor. Şimdi bastırmasın diye çok dikkat ediyor, yavaş yavaş vuruyor. Ama çok başarılı, sesi de güzel yani. Evet, çok başarılı. Bir ses rengi var yani. Evet. Çok başarılı. Evet, öğrencileriniz çok zaten. Güzel Bahçe Kültür Sanat ve Musiki Derneği, 98. Evet. Doğru mu hocam? Doğru, evet. Çok doğru. 1998 yılında bazen tabii olaylar sizi bir yere götürüyor yani. Bir dönüm noktası oluyor. Çalıştıklar tanışıyorsunuz, işte yeni düşünceler ortaya atılıyor. Yani orada 98'de tabii resmen 2000'de sanıyorum oldu. Tarihleri yanlış hatırlayabilirim. Güzel başında bir Türk Sanat Müziği Korosu kurdum. Kurduk. Ondan sonra sonra halk eğitimle bu devam etti bir süre. Halk eğitimde güzel çalışmalar ve konserler yaptık. Evet. Çok kaliteli çalışmalar yaptık gerçekten. Emeği geçen herkese, arkadaşlarıma şu anda selamlarımı yolluyorum, saygılarımı iletiyorum, teşekkürlerimi iletiyorum. Bu böyle aşağı yukarı 20 yıl sürdü yani. Halen aktif değil mi? Şu an aktif değil. İşte 2019 yılında oradaki çalışmalarımız bitti. Bitince de biz aynı arkadaşlarla ve başka diğer katılımlarla İdil Huzur Evi var. İki huzur evi var güzel başlıyor. Orada bir koro oluşturduk ve çok hızla ilerlerken korona gider. Evet. Orada bekledi kaldı. İşte bu sene, çalışmalar durdu yani. Hepimizin yani bütün çalışmalarına sekte vuran maalesef böyle bir sıkıntı. Valla bugün ben de tekrar şey yapacaktım. Bu arada tekrar yoğunlaşmaya başladı diye bilgiler geliyor. Umarız yani korktuğumuz olmaz tekrar Mart Nisan aylarına dönmeyiz. Biz normale dönelim derken. Ya, dikkat edelim. Evet. Üç mesela, üç kol kuralı yazmış. Malum. Yani mümkün mertebe bunlara uymaya, çevrenin seçimleri uydurmaya çalışıyoruz ama işte eğitim her şeyin temeli hocam. Yani doğru. Maalesef çoğu yerde de ihmal işte ve eğitimsizlik. Çok basit şeyler isteniyor. Lütfen uyalım. Yani doktorlar elbette ki görevlerini yapacak ama yani biz de onlara destek olmalıyız. Yani korumalıyız kendimizi. Yani doktor var, hastane var, bir hasta olmamız gerekmiyor yani. Mutlaka mesafe diyorlarsa mesafe edeceğiz. Maske edilmiyorsa takacağız. Biz şu anda takmıyoruz ama takamıyoruz. Böyle açık, ayrıca açık havadayız. Birbirimizin nefesini almıyoruz. Yani. Ama gene... Ama mesafe, maske, hijyen, el yıkama ne var? Basit şeyler yani. Bunlara yapalım lütfen yani. Evet. Tabii izleyenlerimiz biz şu an görüyorlar ve maskesi ama en azından şu mesafeyi ve maskelerimiz yayın öncesinde var ya, yayın sırasında zorunlu olarak çıkarıyoruz. Yani, evet. Yoksa uyuyoruz, herkesin de uyuması için sürekli bildirimlerimizi yapıyoruz. Evet. En azından bugüne kadar, pandeminin başından bugüne kadar canını kaybeden, hastalanan insanlar ve sağlıkçılar özellikle, doktorlarımız, hemşirelerimiz hayatlarını kaybettiler maalesef. Evet. Giden canlarımız var. En azından onları düşünerek, yani onların hakkında birazcık daha şu kurallara uymakta fayda var. İhmal etmeyelim kuralları. Şakası yok. Milyonlar hasta oldu. Yani bugün okudum bir dinleyen bir videoda yani 2000, işte bu yılın sonunda 2020'de çok sağdım. Ben kaybı zararı var insan olacak yani. Evet, maalesef yani gerekli tedbirler almazsak, uyulmazsa bu tedbirlere maalesef. Ve işte dediğim gibi yitip giden canlar bir taraftan da ekonomik kayıplar, evet. Yani bütün planlar alt üst oluyor. Yani her sektörde, bütün çalışılan sektörlerde aynı şekilde çalışmalara sekte vuruldu. Dediğim gibi müzik sektöründe özellikle çok darbe alan sektörlerden biri hala daha kendine gelememiş durumda. İşte diyorsunuz,
çalışmalar yapılamıyor, konserler yapılamıyor, korolarımız çalışamıyor. Yani bu işten geçimini sağlayan binlerce insan var. Turizm de öyle, müzik de öyle, spor öyle, maalesef. Maalesef. Hiç kimse çocuğunu, annesini, babasını, torununu kaybetmek ister mi? Ölmesini ister misiniz yani? İstemek kimse ister mi? İstemiyorsak kurallar olacak. Aynen, evet. Dediğiniz gibi o şeyde çalışmalarda yeni yaptığınız yerde maalesef sekteye uğradı. Herhangi bir konser veya koro çalışması yapamıyoruz. Repertuarımız vardı, hazırdı, çalışıyorduk. Hatta ben polisleri falan hepsini hazırlamıştım yani. Konser günümüz belliydi. Evet. İnşallah en kısa zamanda hocam, yani her şey bir rayına girdi, en kısa zamanda tekrar gündeme gelir. Belki bu konserlerde biz sizi tekrar ağırlarız. Belki sizlerle birlikte bizim de bir desteğimiz olur. Radyomuz aracılığıyla konserleri halkımıza ulaştırırız. İnşallah, inşallah en kısa sürede bunlar da gerçekleşmesini temenni ediyorum. Gene bir Kürdi şarkıyla devam edelim mi hocam? Müzikle gene bir es verelim. Seninle koklanacak bir tek gül için. Gene sizin sözle besleriniz. Bir Kürdi şarkı. Çok güzel bir şarkı. Çok sevdiğim şarkı. Buyurun hocam, herkese. Buyurun sevgilim.